Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda yaralanan 12 askerimiz ile bir sivil tercümanımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin Suriye politikası hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmak ve önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz stratejiyi kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı keyfekeder bir tercih veya basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç çatışmalardan uzak durmak için yıllarca sabrettik. Vatanlarını korumak, canlarını ve namuslarını kurtarmak için mücadele eden Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik. Rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçan 4 milyon Suriyeli kardeşimize kapılarımızı açmakta tereddüt etmedik. Bu millet tarihinin hiçbir döneminde yapmadığı gibi bugün de mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir. Ancak 2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Durum rejimin ve terör örgütlerinin sınırlarımızı taciz etmeye başladığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini te doğrudan tehdit ettiği bir noktaya ulaştı. Rusya ile yaşadığımız ve bir provokasyon olarak kabul ettiğimiz ki, Feton'un bizzat içinde olduğu uçak krizi bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi. Bu tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı kalacak değildi. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye gerektiğinde teröristleri takip etmek için Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bu hakkın sınırının da terörist neredeyse oraya kadar uzandığını biliyor ve buna inanıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak 2016 Ağustos'unda DAEŞ ve PKK-YPG'ye yönelik ilk operasyonumuz olan Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Bu harekatta 3000'in üzerinde DAEŞ'liği imha ederek Cerablus ve Elbap bölgesini teröristlerden temizledik. Malum ya bazıları diyor ki sizin Suriye topraklarında ne işiniz var? Sizi Suriye oraya davet etti mi? Diğerlerini davet etti. Amerika'yı da davet etmedi. Koalisyon güçlerini de davet etmedi. Sadece Rusya'yı davet etti. Ama bizim elimizde kapı gibi bir Adana mutabakatı anlaşması var ve biz bu anlaşmanın gereği olarak oradayız. Fırat Kalkan Harekatı tüm dünyanın bahane ederek adeta Suriye'nin üzerine çullandığı DAEŞ'e karşı gerçekleştirilmiş tek ciddi ve sonuç alıcı bir operasyondur. Suriye'de etkinlik gösteren diğer güçlerin tamamı DAEŞ bahanesiyle kendi ajandalarını uygularken Türkiye bu terör örgütünün belini kırmış, foyasını ortaya çıkarmıştır. Türkiye DAEŞ'te savaşırken Suriye rejimi ise ağır bir yıkımın ardından Halep'i ele geçirmekle meşguldü. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Cenevre sürecinden somut neticeler çıkmaması üzerine 2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran olarak Astana görüşmelerini başlattık. Astana'daki kapsamlı görüşmeler sonucunda Suriye'deki İdlib, Humus, Hama, Laskiye, Dara, Doğu Guta bölgelerinin çatışmasızlık alanı olarak belirlenmesi kabul edildi. Peki buna uydular mı? Hayır. Rejim bu mutabakata uymayarak İdlib dışındaki tüm çatışmasızlık bölgelerini ağır saldırılarla yakarak, yıkarak ve kan dökerek ele geçirdi. Üstelik tüm dünya çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden oluk oluk sivil kanının döküldüğü bu vahşete seyirci kaldı. Hala da seyirci. Diğer yandan biz de PKK, YPG ve yine Daş terör örgütlerinin ülkemize karşı saldırı merkezi olarak kullandıkları Afrin bölgesine yöneldik. 2018 yılı ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı harekatı ile Afrin'i de teröristlerden temizleyip bölge halkını huzura ve güvenliğe kavuşturduk. Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 4500'ü buldu. Rejimin saldırılarının yoğunlaşması üzerine 2018 Eylül'ünde Rusya ile Soçi'de İdlib'de bir gerginliği azaltma bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya var. Bu çerçevede İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Tüm bu süreçleri Amerika ve süreç Amerika ile birlikte Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla vardığımız mutabakatlarla işbirliğiyle yürüttük. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı ve gücü büyük ölçüde kırılmış olmasına rağmen Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Amacın DEAŞ'la mücadele değil, bir başka terör örgütü eliyle Suriye'yi bölme olduğu açıkça ortadaydı. Aslında dert petrol kuyularıydı. Kamışlı'daki petrol kuyularıydı. Deniz oradaki petrol kuyularıydı. Kimin iştahını kabarttığı da ortadaydı. Bunun üzerine 2019 yılı Ekim ayında Amerika ile de gereken mutabakatı sağlayarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bu harekatla da Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 145 kilometre genişliğe ve 30 kilometre derinliğe sahip bir bölgeyi teröristlerden temizledik. Barış Pınarı Harekatı bölgesinin sağındaki ve solundaki bölgeler içinde yaklaşık iki hafta sonra Rusya ile yine Soç ile vardığımız mutabakatla 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturma kararı aldık. Bugün geldiğimiz noktada ne İdlib'teki ne de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki güvenli bölge mutabakatlarının gerçek anlamda işlemediğini görüyoruz. Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her seviyede, her fırsatta, her platformda belirtmemize rağmen Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Değerli arkadaşlar, önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı tam müden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Nitekim anında yaptığımız operasyonlarla 76 kişiyi orada etkisiz hale getirdik. Fazlası var, azı yok. Şayet taraflardan biri uymayacaksa ve bunun bir müeyyidesi olmayacaksa bu mutabakatlar niçin yapılıyor? Biz Suriye'de rejimin Rusya olmadan havada, İran olmadan karada Tek bir çakıl taşını dahi yerinden oynatacak gücünün bulunmadığını bilmiyor muyuz? Aynı şekilde Fırat'ın doğusunda bölücü terör örgütünün Amerika'nın desteği ve Rusya'nın müsamahası olmadan varlık gösteremeyeceğini bilmiyor muyuz? Türkiye'ye karşı aslan kesilen rejimin Fırat'ın doğusundaki bölücü terör örgütüne karşı en küçük bir kazanım elde edememesinin gerisindeki sebepleri görmüyor musunuz? Rejim denilen kuklanın küçük bir hizip dışında kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solununla yaşatıldığının farkında olmadığımız mı düşünülüyor? Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin vatanlarına, şehirlerine, evlerine dönüşlerinin bilinçli olarak engellendiğini bilmediğimiz mi varsayılıyor? Hayır. Biz tüm bu gerçekleri ve daha fazlasını biliyoruz. Ama bizim karşımızdakilerden bir farkımız var. Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibiyle hareket ediyor. de zalimlerden bir farkımız kalmaz. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Bunun için ülkemizde maddi manevi nice fedakarlıkla 3,7 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. Bunun için Suriye'deki milyonlarca insanı canımız pahasına savunuyoruz. Bunun için yıkılan her şehrin, ölen her insanın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Çözümün masumları zalime teslim etmekten değil, zalimleri yok ederek Masumların hayat hakkını korumaktan geçtiğine inandığımız için bunca riski göze alıyoruz. Elbette bunları yaparken vatandaşlarımızın huzurunu, sınırlarımızın güvenliğini, devletimizin bekasını da düşünüyoruz. Bunların birbirleriyle ilişkili bulunduğunu, biri olmadan diğerinin olmayacağını çok çok iyi biliyoruz. Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin hasmıdır. Aynı durum Libya başta olmak üzere tüm Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Karadeniz içinde geçerlidir. Bunun için tüm gücümüz, imkanlarımız ve kararlılığımızla bölgemizin güvenliği ve huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Suriye'deki gelişmeler bizi hem İdlib'de hem de tüm sınır hattımızdaki güvenlik stratejimizde değişiklik yapmaya mecbur bırakmıştır. İdlib'ten kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru harekete geçen kişi sayısı evet 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı süratle düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşamasını sağlamakta kararlıyız. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yumayacağız. Öncelikle İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mutabakatı sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade ettim. Şu anda 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Bugüne kadar rejimin İdlib'de yaptığı saldırıların gerekçesi diye sunulan ateşkes ihlalleri en başından beri tek taraflı olmamıştır. Hatta rejimin ateşkes ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat be kat daha fazladır. Suriye'deki en sorunlu grupların ülkenin dört bir yanından getirilerek özellikle toplandığı İdlib'de İşlerin kolay yürümeyeceğini herkes biliyordu. Türkiye'nin bu konudaki samimi gayreti ve azımsanamayacak başarısı ortadadır. Rejim nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır. Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan veya karadan yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an tüm harekat bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgemizde bir ur gibi duran ve tehdit kaynağı olan Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkının yönetimine bırakılmalıdır. Fırat Kalkanı Harekatı bölgemizde huzurun ve güvenliğin daim olabilmesi için bu sorunun çözümü şarttır. Diğer yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Cerablus'tan Tel Abya'da ve Resulayn'dan Irak sınırına kadar olan kısımlar hala terör örgütünün kontrolü altındadır. Bu gerçeği inkar etmenin artık hiç kimseye bir faydası yoktur. Aynı şekilde Tel Abyad, Resulayn arasındaki kısımda Güney tarafından terör örgütünün sürekli saldırısı altındadır. Türkiye bu bölgelerle ilgili mutabakatlarında terör örgütünün ülkemize yönelik saldırılarının durdurulması şartını koşmuştur. Her gün yaşanan tacizler ve bölge dışından gönderilen bombalı araçlar bu beklentimizin karşılanamadığını gösteriyor. Madem terör örgütünün saldırıları bu bölgelerin garantörü konumundaki ülkeler tarafından durdurulamıyor, öyleyse bizim bu işi bizzat kendimizin yapması kaçınılmaz hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde bu çerçevede beklediğimiz adımların atılmaması halinde Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib'te ve diğer harekat bölgelerinde izleyeceği yeni yol işte bu şekildedir. Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz kesinlikle söz konusu değildir. Tek gayemiz Suriye'deki kriz sona erene, bu ülke istikrara kavuşana kadar hem Türkiye için hem de Suriye halkı için en doğru, en sağlıklı, en güvenli ve en sürdürülebilir çözümü bulmaktır. Bu yolda bize dostluk gösterenleri de husumet sergileyenleri de asla unutmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Rusya ile olan dostluğumuzun ve işbirliğimizin sürmesine özel önem veriyoruz. Ticaretten turizme, savunma sanayinden enerjiye kadar geniş bir alanda çok derin ilişkilere sahip olduğumuz Rusya'dan tek beklentimiz Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır. Sayın Putin'le telefonla ve yüz yüze sık sık gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ilişkilerimizin sağlıklı bir zeminde yürümesini sağlamıştır. Dün akşam da kendisiyle verimli ve kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Suriye ve Libya'daki beklentilerimizi Sayın Putin'e doğrudan ifade etti. Ekiplerimiz tüm bu konuları enine boyuna görüştükten sonra kendisiyle tekrar bir araya geleceğiz. Ülkemize verilen sözlerin takipçisi olmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Aynı şekilde Şansölye Merkel'le de görüşme yaptık ve onunla da Libya'daki gelişmeleri ele almak suretiyle ne gibi adımlar atacağız bunları konuştuk. Değerli arkadaşlar, ülkemizin Suriye'deki varlığından rahatsızlık olduğunu birilerinin görüyoruz. Bugün Suriye'de kimler var diye baktığımızda karşımıza çıkan manzara şudur. Suriye'de Amerika var. Suriye'de Rusya var. Suriye'de İran var. Suriye'de kimi Avrupa ülkeleri koalisyon güçleri adı altında var. Suriye'de körfez ülkelerinden bazıları var. Suriye'de PKK terör örgütü var. Suriye'de az da olsa kullanışlı bir malzeme oldukları için bırakılmış DAEŞ kalıntıları var. Velhasıl Suriye'de herkes var. Elbette Türkiye'de var. karşılık Suriye'de sadece Türkiye'nin varlığından rahatsızlık duyuluyor. Diğerlerinin sözü dahi edilmiyor. Niye? Üstelik bu rahatsızlığı en çok da Suriye krizinin bugüne gelmesinde ve halen devam etmesinde payı olanlar gündeme getiriyor. Bu kadar Suriyeli bu konuştuğunuz ülkelere mi gidiyor? bu kadar Suriyeli şu anda 4 milyon bizim topraklarımızda kalıyor. Onlara biz ev sahipliği yapıyoruz. Bakın şimdi biriket barınaklar yapmaya başladı. Yoğun bir şekilde. Bir güvenli bölge oluşturduk. Sınırımızdan Suriye işlerine kadar yaklaşık 30 kilometre. Ve burada bu biriket barınaklara işte İdlib'den gelmekte olan Suriyelileri yerleştirmeyi şu anda planladık. Ve yoğun bir şekilde buna çalışıyoruz. Biz dertliyiz ya. Bunların böyle bir derdi var mı? Hiçbirinin böyle bir derdi yok. Onların derdi acaba biz bu PYD'yi, yani PKK'yı daha fazla nasıl silahlandırırız? Öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler. Dertleri bu. Onların düşmanı kim? Türkiye. Niye? Türkiye onlara orada işgal gücü olarak bir imkan tanımaz bunu çok iyi biliyorlar. Ama bunu rejim dahi maalesef bilmiyor veya bilmek istemiyor. Çünkü ben rejimin özellikle bu terör örgütlerinin etnik yapılarına karşı tavrını çok iyi bilirim. Bu o dost olduğumuz günlerden kalma bir mirastır bana. İyi bilirim. Onlardan hiç hoşlanmaz. Kürtlere pasaport dahi vermezdi. Kimlik kartı vermezdi bu eset. Ben kendisine aksini söylerdim. O vermezdi. Esed aynı Esed. Değişen bir şey yok. Ve şu anda da işte Suriye topraklarında şagil bunlar. Ben inanıyorum ki bundan sonra da onlara orada böyle bir yaşam hakkını rejim tanımayacaktır. Bizim ise zaten böyle bir derdimiz yok. Bize topraklarımız yeter. Biz 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımızda elhamdülillah mutlu olarak yaşıyoruz. İnsanca yaşıyoruz. Ama derdimiz aramızda tarih boyunca birliğimiz, beraberliğimiz, dostluğumuzun, kardeşliğimizin olduğu Suriye'ye böyle bir işgal güçlerinin, işgal kuvvetlerinin girmesini engellemektir. Oraya girdiğinizde hep tarihimizi görürsünüz. Misak-ı Millî'yi görürsünüz. Ne işimiz var orada diyor Bay Kemal? Bay Kemal Misak-ı Millî'nin altında kimin imzası var? Önce onu bir araştır. <laughs> onu araştırdığın zaman heh, sen hep diyorsun ya CHP Atatürk'ün partisidir. Ama sen kimin partisi olduğunu bile farkında değilsin. Çünkü Suriye'de herkes var. Sadece halkın tamamını temsil eden bir yönetim yok. Üstelik 911 kilometrelik sınırı, kadim tarihi bağları, halklarının yakın kardeşlik ilişkisi ve topraklarında barındırdığı yaklaşık 4 milyon Suriyeli sebebiyle burada olmaya en çok hakkı bulunan Adana mutabakatıyla da Türkiye'dir bu da böyle bilinsin. <laughs> Ülkemizin Suriye'de kontrol altında tuttuğu alan sadece 8200 kilometrekaredir. Ama mesele bölücü terör örgütünün Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin 50 bin kilometre karelik bir kısmında varlık göstermesini kimse dert etmiyor. Kendi halkıyla kavgalı, kendi halkını katleden rejimin sadece Rusya ve İran'ın desteğiyle ayakta kalması da kimseyi rahatsız etmiyor. Bu ülkenin petrol kaynakları üzerinde yürüyen ve Suriye halkıyla en ufak bir ilişkisi olmayan kavgaya da dönüp bakan yok buradan bir kez daha tekrar ediyorum Türkiye'nin Suriye topraklarında ila kalmak gibi bir niyeti yoktur ne zamanki Suriye halkının tamamını kucaklayan yeni bir anayasa yapılır ülkenin başına halkın tamamını temsil eden bir yönetim gelir terör örgütleri ve diğer güçler Suriye topraklarını terk eder işte o zaman Türkiye'nin de orada bir işi kalmaz. O gün gelene kadar hiç kimsenin Türkiye'ye Suriye'de ne işi olduğunu sorma hakkı da böyle bir talepte bulunma salahiyeti de yoktur. Suriye'nin siyasi birliği toprak bütünlüğü ne kadar çabuk sağlanırsa bizim için o kadar iyi olur. Türkiye olarak bu doğrultuda çalışmayı, gayret göstermeyi, tarafları teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Herkesten de aynı sağduyulu tavrı bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye olarak hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer mesele Filistin ve Kudüs'tür. Bilhassa İslam Birliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında İslam aleminin takdirini kazanacak bir tavırla Kudüs davasına sahip çıktık. Gerek bölgesel platformlarda, gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 üye ülkenin desteğiyle Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanınma kararını mahkum ettirdik. Bu dönemde verdiğimiz kararlı mücadele sadece Müslümanların Kudüs üzerindeki haklarını koruma mücadelesi değildi. Biz Kudüs konusundaki duruşumuzda aynı zamanda Hristiyanların da bir kısım Musevilerin de hakkını savunduk. La ilahe illallah İbrahim Halilullah lafzında sembolleşen kuşatıcı bir anlayışta tam dört asır Kudüs'e hizmet eden bir ecdadın torunları olarak zaten başka türlü davranamaz. <laughs> Tarihimizin ve inancımızın gereği neyse onu yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Amerikan yönetimi geçen hafta İsrail-Filistin ihtilafına dair bir plan açıkladı. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir barış değil, işgal ve ilhak planıdır. <laughs> Açıklanan planın yegane hedefi 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gaz politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Şimdi değerli kardeşlerim şöyle ekran diyelim artık oraya. Oraya bakarsak bakın Filistin toprakları 1947'li yıllarda neydi? Ve bugün ne? Şöyle oraya bakacağız. 1947 öncesi haritayı görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakınız 1947'de öncesi harita böyle. Filistin topraklarının durumu böyle. Hayır. Değerli arkadaşlar harita bu. Filistin toprakları Gördüğünüz gibi bu şu anda yapılmak istenen ne? Filistin topraklarının bu halini şimdi İsrail toprakları haline getirmek istiyorum. Arkadaşlar bunu en sona bırakın. Acele etmeyin. Acele etmeyin önce şu haritayı bir ezberleyelim. Hep birlikte ezberletelim. Televizyonlarda bizi izleyenler bunu ezberlesin. Ve şu anda yapmak istedikleri İsrail'i bu hale getirmek. Ne yazık ki Filistin'i de işte İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek. İşte şu anda Filistin için düşünülen bu. Yani en son bana doğru olan haritayı şimdi Filistin için düşünüyorlar. Böyle bir vicdansızlık var. Vicdani olmayan, insani olmayan bir adım atılıyor. Ve şimdi tabii bu Birleşmiş Milletler'e de gelecek ve Birleşmiş Milletler'de de bunun tartışmalarını yapacağız. O ayrı mesele. Fakat kendileri de biraz sonra göreceksiniz. Zaten birbirlerine düştüler. Bakıyorsunuz Nancy Pelosi el sıkmıyor veya o onun elini sıkmıyor. Ondan sonra verilen konuşma metnini Pelosi bütün milletin huzurunda orada yırtıyor atıyor. Ve böyle. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Şimdi değerli arkadaşlar 1947'ye geliyoruz. Bakınız 1947'de de Birleşmiş Milletler'in taksim planı var. Orada da Kudüs, Gazze yeşil olanlar, işte kırmızı olanlar da ne yapalım? Birleşmiş Milletler'in yaptığı taksimat bu. İsrail'e oraları vermiş. Geliyoruz 67'ye. 67'de Filistin çok daha küçülüyor. Görüldüğü gibi yine yeşil olan kısım Filistin ve ufacıkta bir yer Gazze. Geliyoruz şimdi düşünülene işte bunun adı sözde barış planı. Yani işgal planı. Bu işgal planında da görüldüğü gibi adeta Filistin hiç yok. Küçük noktalar itibariyle Gazze ve onun dışındaki bütün her yer şimdi sözde İsrail. Böyle bir noktaya girmiyor. İsrail yönetiminin, şimdi geçebiliriz, Trump'ın, Konuşmasına. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided, very important, undivided capital. Yüz yılın anlaşması ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir. Bu düz kırmızı çizgimiz. Bu düz kırmızı çizgimiz. Devam edelim, bitmedi ki. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. 100 years of agreement? What agreement? This is an occupation project. kırmızı çizgimiz. Bu kadar değil canım. Şimdi buradan soruyorum. Akıl, vicdan ve ahlak sahibi hangi kimse bu vahşete rıza gösterebilir? Tam 70 yıldır evlerine kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını söylüyor bu plan. Kendi topraklarına dönemeyecekler. Ürdün'de ise orada kalacak. Lübnan'daysa Lübnan'da kalacak. Diğer yerlerde neredeyse orada kalacak. Yani kendi topraklarına bir daha dönemeyecek. Bunlar birer şagil. Bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs'ün ve Filistin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir? Bırakın Müslümanları böylesi bir işgal planının Hristiyanlar ve aklı selim sahibi Museviler için bile Ortodoks Museviler biliyorsunuz araçların önüne yattılar. Biliniyorlar. Sayılarının şu kadar olması önemli değil. Ama o yürek bana göre önemli. Aynı gün ben Türkiye'deki haham başını ve cemaatin liderini beş kişilik bir heyet olarak burada kabul ettim. Niye? Ya bizde düşmanlık yok. Bizde kin yok. Bizde nefret yok. Ama bunların her yerinden nefret akıyor, kin akıyor. Ya bunların eli savunmasız kadınlara kalkıyor. O sabilere, çocuklara kalkıyor. Yerlerde süründürüyorlar. Bunları ekranlarda hep birlikte zaten izledik, izliyoruz. Bunlar bu denli insanlıktan nasibini almamış olan tiplerdir. Türkiye olarak Filistin'i işgal Kudüs'ü gasp etme anlamına gelecek bu planı hemen reddettik, tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Ardından Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile telefonda Hamas lideri İsmail Heniye ile İstanbul'da yüz yüze görüşerek Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Türkiye'nin güçlü tepkisinin plana destek açıklaması yapan kimi Arap ülkelerini de tavır değişikliğine zorladığını görüyoruz. Ve şu anda maalesef Amerika gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler sallıyor. Ve daha da ileri Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın. Bunu kesinlikle başaramayacaksınız. Ve Filistin'de o kadınların direnişi karşısında bize düşen onların en az onların direnişi kadar dik durmaktır. Bunu başarmamız lazım. Çok büyük paraları olabilir. Çok büyük silahları olabilir. Nükleer başlıklı silahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz. Nice az inanmış toplulukları inanmamış kalabalıkların üzerine galip kıldık diyor bizim kutsal değerimiz. Dolayısıyla planla ilgili ikircikli ifadeler kullanan kimi devletler de kamuoylarından gelen tepkiler karşısında farklı bir tutum almaya başladılar. Arap Birliği'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde aldığı kararları bu noktada olumlu karşılıyor, destekliyoruz. Çıkarları veya korkuları yüzünden Kudüs'ü gasp etme girişimlerine sessiz kalanları ise tarih asla affetmeyecektir. Gün sessizliğe bürünme değil, Filistin davasına ve Kudüs'ü şerife sahip çıkma günüdür. <laughs> Buradan bir kez daha şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır, onurudur, namusudur. Kudüs aynı zamanda üç semavi dininde mukaddes beldesidir. Kudüs'ün nevi şahsına münasır bu özelliklerini dikkate almayan hiçbir girişimin hangi ambalajla pazarlanırsa pazarlansın başarı şansı yoktur. Hele hele Filistin'in ve Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını ellerinden almaya yönelik teşebbüslerin tamamı hezimete uğramaya mahkumdur. Bölgemizde ve Kudüs'te barış ancak her kesimden, her milletten, her inançtan ahlaklı, dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır. Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da zulme rıza göstermeyecek. 1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bitişik ve bağımsız bir Filistin devletini savunmayı sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de milli irade ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürekli tuzak kuran, sürekli bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir zihniyet var. Zahirde demokrat gözüken ama aslında faşistin önde gideni olan bu Jacoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin AK Parti döneminde yaşadığı demokratikleşme hamlelerinden biri de suça karışmış asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünün açılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu önemli düzenlemeyi 25 Haziran 2009 tarihinde grubu bulunan dört partinin ittifakıyla gerçekleştirmiştir. Bu partilerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliğini yürüttüğü CHP'dir. Malum Durmuş Saat bile günde iki defa doğruyu gösterebilir. O dönem CHP her nasıl olmuşsa bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Hatta bu düzenleme ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeye gelenlerden biri de Kılıçdaroğlu'dur. Sonuçta meclis tarihinde ender rastlanan bir uzlaşmayla bu düzenleme komisyondan ve genel kuruldan geçip kanunlaşmıştır. Sayın Elitaş neredesin? İyi bir Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, ülkemizi uluslararası platformlarda sürekli eleştiri konusu yapan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının ne hukukta ne demokraside yeri zaten olamaz dönemin meclis tutanaklarına, komisyon ve genel kurul görüntülerine, gazete haberlerine verilen demeçlere baktığımızda CHP'liler başta olmak üzere tüm meclisin bu düzenlemeyi desteklediğini görüyoruz. Bugün de geriye dönüp baktığımızda meclisimizin gayet doğru bir iş yaptığını düşünüyoruz. Bilindiği gibi 15 Temmuz'un ardından askeri mahkemeleri ilk derecesi ve yükseğiyle tümden ne yaptık? kaldırdık. Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genel kurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım. Bu düzenlemeyi bahane ederek meclisimizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum. Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Hepiniz dava açmalısınız. Çünkü anayasa bunu amir. Ve meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur. Maalesef bu açıklamalara CHP'den ve diğer partilerden kimi milletvekilleri de destek vermiştir. Daha önce aksi kararı aldıkları halde. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkartılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle meclise saygısızlıktır. Daha da önemlisi bu düzenlemeye destek veren tüm milletvekillerinin Böyle bir ithama maruz bırakılması yasama dokunulmazlığına ve milli iradenin temsilcilerine yönelik gayet bilinçli bir saldırıdır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımların kendileri de milletvekili sıfatı taşıyanlar tarafından desteklenmesinin ise anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Ben milletvekili arkadaşlarıma bugün grup toplantısında da söylüyorum. Parti sözcüğümüz de dün akşam bunu açıklamasında söyledi ve süratle bu parlamentonun hukukunu hep beraber korumamız lazım ve bu hukukun gereği neyse bunu da yapmamız lazım. Meclisi ve milletvekillerini aşağılayarak sadece darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bu boru göstermeye benzemez. defa parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Değerli kardeşlerim, emekli bir askerin peşine düşüp meclisi, milletvekillerini yasama dokunulmazlığını izzama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Aksi takdirde böyle bir yanlışın içine düşmezlerdi. CHP'nin geçmişinde hiç şüphesiz utanacak çok işi eylemi söylemi vardır ama müsteri olsunlar. Bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri bir meseledir. 2009 yılında mecliste görev yapmış tüm arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimizin bu tür ithamları dile getirenlere karşı hemen dava açarak parlamentonun ve yasama dokunulmazlığının onurunu savunacaklarına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden önce bir çağrıda bulunmak istiyorum. AK Parti olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattık. Seferberlik ruhu içinde hareket ederek depremzede kardeşlerimizin yaralarını bir an önce sarmamız gerekiyor. Dün çıkmış konuşuyor. Diyor ki Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım görmedim. Ya senin gözün var ama göremiyorsun. <laughs> Ve girdiği çadırda bile kendisine göre sol tarafta solcuya ama bunun var rağmen görmüyor. Orada Kızılay'ın amblemi var görmüyor. Sağ tarafta Afad'ın var. Herhalde Afad'ı gördü. Ülkemiz genelinde yürütülen yardım kampanyasına AK Parti grubu olarak biz de en güçlü bir biçimde destek vereceğiz. Bu amaçla ziraat katılımın Kızılay Şubesi'nde bir hesap açtık. Milletvekillerimizden bin liradan az olmamak üzere, açılan bu hesaba 21 Şubat cuma gününe kadar katkıları yapmalarını bekliyoruz. <laughs> Ve ayrıca ayrıca Türkiye genelinde de teşkilatlarımızın bu kampanyaya katılma iradeleri mevcuttur katılma hakları mevcuttur. İsteyen aynı şekilde bu hesaba katılımda bulunabilir. Zira ağır hasarlı bina sayısı 10 bin civarında. Ve biz süratle bunları Allah'ın izniyle yapıp inşa edeceğiz. Kırsal kesimde olan bütün yıkılmış binaları da Tek kat olarak, yanlarında ahırlarıyla beraber onları da inşa edeceğiz. Seride, 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 Değerli kardeşlerim, tabi bunlar bizi birileriyle karıştırıyorlar. Çok anlattık ama kulak var duymuyor. Bu millet Sarıya, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce bu depremleri de yaşadı. Ama orada evet. Kimler vardı biliyorsunuz. Ve bitiremediler. Biz geldik. Oradaki bütün o yıkık binaları, her şeyi yine biz bitirdik. Biz Van depremini aynı gece oraya vararak tespitlerini yaptık ve Van depremindeki bütün o enkazları süratle kaldırarak orada yeni şehirler inşa ettik. İpek yolundan tutunuz ta Edremit'e, Erciş'e, Varıncaya kadar oraları sıfırdan inşa ettik. Şimdi oralar adeta denize nazır oldu Edremit. Erciş giderken hakeza öyle. Bütün buraları altyapısıyla, üst yapısıyla hallettik. Şimdi şu Elazığ'da Fethi Seki Hastanesi olmamış olsaydı arkadaşlar halimiz ne olurdu ya? Bu sahra hastaneleriyle falan olacak iş değildi. Ama Fethi Seki Hastanesi bin üzerinde yatağıyla hamdolsun bütün gelenlere anında müdahale etme imkanı buldu. Bu bir gerçeği ifade ediyor. Aynı şey Malatya'da. Ufku olan, geleceği gören bir devlet işte şey hastaneleri niye var diyenlere en güzel cevap. <laughs> Bu kadar büyük hastaneleri niye yapıyoruz ya diyenlere en büyük cevap. Ve şu anda işte Fetihseki Hastanesi'ne gittiğimde huzur buldum. Niye? Çünkü bütün o depremden gelmiş kardeşlerimiz orada huzur içinde yatıyorlardı, müdahaleleri yapılıyordu. Bir taraftan ameliyatlar aşağıda devam ediyordu. E tabi bu onlara psikolojik olarak da çok ciddi bir destek. Rabbim beterinden korusun. Ama biz tedbirle, esbaba tevessülle mükellefiz. Gerisi Allah kerim. Ve değerli kardeşlerim, bundan sonra da özellikle süreci yakından takip ediyoruz. Esnaflarımıza gerekli desteği veriyoruz. Ve gerek İçişleri Bakanım, gerek Çevre Şehircilik, bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız oradalar esnaflarla görüşmeleri falan yapacaklar. Onlara ne gibi destekler vereceğimizi açıklayacaklar. Ve dolayısıyla esnafımızın da yalnız olmadığını kendilerine ilk elden ifade edecekler. Aile, Çalışma, Sosyal Politikalar Bakanımız da özellikle SSK ile ilgili veya SGK'yı ilgilendiren konularda verilecek destekleri bu noktada açıklayacaklar. Ve bu şekilde İnşallah bu badireyi en kısa zamanda atlatmış olacağız. Bu düşüncelerle sizlere veda ederken bu haftaki meclis çalışmalarında her birinize Mevla'dan başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah bugün yüzde 85 oy aldığımız... Buradan delice gidiyorum ve Delice'de Deliceli kardeşlerimle buluşuyorum. Sağ olun var olun.